Ne yapıyorsun? Patik örüyor. Patik mi örüyorum? Niye, gebe misin? Tövbe tövbe. Bu yaştan sonra. Ne varmış yaşımızda ya, Allah Allah. Dede oluyorsun Recep. Ne dedesi ya? Narin gebe. Narin gebe mi? Ya bildiğin dede oluyorum ha. Genç, delikanlı dede oluyorum ha. Evet Recep, evet dede oluyorum. Biz un eledik, duvara astık. Sen dede oluyorsun. Kendi adına konuş, kendi adına konuş. Bildiğin genç, delikanlı bir dede miyim yani? Ha? Evet, 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 delikanlı. Dur, dur, elimde şişler var Recep. Pat çek bir tarafına. Dede, ben şöyle bir hava alayım. Dükkanın şu eksiklerini falan da alayım. Bildiğin dede yani. Hadi. Dede. Dede. Hayırdır inşallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol. Recep Yılmaz burada mı? Az önce çıktı ama. Ne oldu? Kendisiyle görüşmemiz lazım. Ya cüzdanı, müzdanı, her şeyi unuttuk ya. Bu ne iş ya? Bir ihbar gelmiş. Muzaffer dosyasını yine açmışlar. Şüpheli sıfatıyla senin ifadeni istiyorlar abi. Sami'nin işleri yine bak, ben sana söyleyeyim. Hani hallolmuş da oğlum bu iş. Ne yapacağız şimdi ha? Abi Sami işini hallettik ya. Hani sanma mı olsun? Ben bana mevzuyu hallettim demedin mi? Abi hallettim ya. Kendi ellerimle bindirdim otobüse, yolladım memlekete ya. Yani oradan bir sıkıntı çıkmaması lazım. O zaman nereden çıktı bu polis polis dalga dubariler? Ha bilmiyorum ki yani. Çok çok dağınık bitirmiş işi yani. Kim bilir kimlere ebelendi, hangisi çıkacak bilmiyorum yani. Abi gözünü seveyim, şu işi hallet ya. Abi Sermet dersek. Bu yaştan sonra beni cezaevine göndermeyin. Torunum olacak böyle. Dünya gözüyle göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum. Hallet bu işi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ben gelsene ben de. Uğraşamayacağım ben bunda, başıma abi. Ya ne yapacağız peki abi? Aç bir oda, zıbarsın yatsın. Ben yarın gider Narin'le konuşurum. Şimdi kızın rızasını almadan bir hareket yapmayalım biz, kızın babası. Olmaz öyle şey. Ha, yeni uygulama. Soracağız artık diyorsun yani. Ben çıkıyorum. Nereye abi, sorması ayıp? Ayıpsa niye soruyorsun oğlum? Pardon abi. Ha, Ali. Bana bir tane oyuncu bulman lazım. Ön erkek. Yakışıklı bir şey olsun ama biraz yolsuz olsun. Bir de senarist. E abi, kamera mamera, ekip mekip yönetmen. Hayırdır abi, film işine falan mı giriyorsun? Yani film işine giriyoruz da öyle kameraya, ekip mekip yönetmene falan filan ihtiyaç yok. Mevzuyu biz halledeceğiz. İlk başta bir bağımsız başlayalım, sonra yolumuz açılır falan diyorsun. Daha abi yani ne yapacağız, ne edeceğiz bir söylesen de ben de ona göre ayarlasam her şeyi. Oğlum şimdi bu Irmak sosyopatmış. Tedavisi de çok zormuş. Şimdi bu tedavi olmadığı sürece Deniz'in yüzü gülmeyecek. Deniz'in yüzü gülmediği sürece benim de yüzüm gülmeyecek. Ama bak, ben iyileştim Ali. Yok abi, estağfurullah. Ne sosyopatı? Yok yok. Yani doktor Irmak'a belirtileri bir bir sıralarken yarı zannettim ki benden bahsediyor. Ama ne oldu? Ben iyileştim. Nasıl iyileştim? Deniz beni iyileştirdi. Aşık oldum, mevzu bitti. Ha, şey yapacağız, aktörü sokacağız Irmak'ın hayatına, ona aşık edecek falan filan. Ya abi, yani senariste ne gerek var ki? Şimdi Irmak kafası çalışan bir kız. Yani öyle kuru kuru aktör tek başına yapamaz bunu. Senarist güzel bir hikaye kuracak, o aktör de işte verecek odunu, verecek odunu. Olacak bitecek mevzu, tamam mı? Tamam abi.
de iyileştim diyor ya. Ya düşündüğü şeye bak, bir de iyileştim diyor. Yani bu sosyopatlık değil de ne yani? Aktör tutacakmış da senarist. Da senaristi ben nereden bulacağım ya? Abla. Bak eğer babamın Zafer'in ölümüyle bir ilgisi varsa... sen de eğer parmağının ucunu oynatırsan bu yüzden... ben artık olmam hayatında, bil istedim. Şadiye sen de ağır ol biraz. Ortada net bir şey yok. Gergin olma bu kadar. Yapmaz kızım, yapmaz. Ama işte Recep bu. Ne yaparız biz kızım? Onlar hapse girerse çocuklar daha ufacık. Ümmü abla, eğer adam cinayet işlemişse cezasını çekecek. Başka yolu yok. Ben kendim gözüm kapalı gider teslim ederim. Narin kızım, o senin baban. Bak ufacık kardeşlerin var senin. O çocukların da babası o. Bak kızım, bu Sermetlerin eli kolu uzundur. Onlar çözüverirler işi. Onlar da demişler ki Narin çözsün. Recep, iki göz iki çeşme ağlıyor. Bir çözüver kızım, bir şey yapıver yavrum ya. Katil ise cezasını çekecek. Yapacak bir şey yok. Katil ise de sizin yüzünüzden katil oldu be. O Zafer içiniz sana yaptıklarına katlanamadı. O yüzden gitti, kızını korumak için gitti ya. Ümmü abla, tamam. Tamam, sen sakin ol. Ah baba ya. Ah baba, ah. Ah. Narin. Babanı polise verme kızım bu yaşında. O kör kuyulara gönderme. Oldu mu evladım? Anne, hamileyim ben. Bebek var artık. Her şeyi geçmişte bırakmak istiyorum. O bebek de senin babanın kanından değil mi yavrum? İnsan hiç kanını, canını arkada bırakabilir mi? Hı? Anne ya, insana duygu sömürüsü yapma. Oh, o ne kı? Biz kimiz de sömüreceğiz? Bizi sömürdüler hep. Bilmez misin kızım? Babanı kaç kere işten attılar, 5 kuruş parasını bile vermeden. İnsanlar kötü narin. İnsanlar kim aç, kim tok, umurlarında bile olmuyor kimsenin. Anne, ya babam katilse gerçekten? Kızım, baban o senin kızın. Baban. Ah baba ya, ah baba. Bunlardan çok uzak yerlere götürmek isterdim. Başka bir ülkede sıfırdan bir hayat kurmak isterdim seninle. Ama gitmezsin biliyorum. Fırat, Sermet'e gidelim ne olur. Karar versin demiş, konuşalım. Ümmü ablayı da eve bırakırız yolda. Çocuklar saatlerdir komşudaymış. Korkmuşlardır, ne anne var ne baba. Katili mi savunacaksın? Sen babanı hapse girmesin diye beni bırakıp gittin yıllar önce Fırat, unuttun. İkimiz de aynı durumun kurbanlarıyız. O yüzden birbirimize kızıyoruz. Anladığımız için. Yapacak bir şey yok biliyorum. Eğer ona sırtını dönersen daha çok zarar göreceksin. Ama gözüm üstünde olacak. Ben sana kıyamam. Eğer dava açılırsa onun avukatlığını başka biri yapacak Narin. Tamam mı? Tamam canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.